Merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3 ile karşınızdayız. Büyük ödülümüz tam 500 bin lira. Yarışmacılarımız zorlandıkları noktalarda Profesör Doktor Tufan Gündüz'den yardım alacaklar ve hocamız her zamanki gibi yerini aldı. Merhaba hocam. Merhabalar. Güzel sorular, bol ödül ve başarılı yarışmacılar bekliyoruz. İlk yarışmacımızı şimdi davet ediyorum. Behiye Deniz geliyor. Hoş geldiniz Behiye Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Behiye Deniz. Kayseri'den geliyorum. Evliyim. 4 çocuk annesiyim. 2'si kız, 2'si erkek. 2 tane torunum var. Maşallah. Eğitiminiz? İlkokuldan sonra ortaokulu dışarıdan bitirdim. Devam etmek istedim ama çocukların eğitim hayatı girdi araya. Ben pek şey yapamadım. Hep de içimde kaldı. Okumayı çok severdim ben. Olamadı. Peki yarışmamızı muhakkak takip ediyordunuz evde. Evet, evet. Nasıl, başarılı mıydınız? Evet, çok severek izliyordum. Zaten sizi çok beğeniyorum. Teşekkürler. Evet, bilemediklerim de oluyordu ama biraz gidiyordum yani. Kendimi cesaretlendirdim, şimdi buradayım. Ne iyi yaptınız, iyi ki geldiniz. İyi şanslar diliyorum size. Teşekkür ederim. Hazırsanız sorulara geçiyorum. Hazırım. Pekala. Behiye Deniz için 3'te 3 başlıyor. İnce, acı ve yüksek sesle bağırmayı ifade eden söz hangisidir? A. Gümbür gümbür. B. Ciyak ciyak. C. Cıvıl cıvıl. B. Ciyak ciyak. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını süzmek için kullanılan delikli, genellikle yuvarlak biçimli mutfak kabına ne ad verilir? A. Kevgir. B. Maşa. C. Havan. A. Kevgir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Evet. Bakalım. Üçlemenin son sorusu 1000 lira değerinde. Yeşile çalan toprak rengi hangisidir? A. Yavru ağzı. B. Kavun içi. C. Haki. Yavru ağzı, kavun içi, turuncuya çalar. Haki. C şıkkını onaylıyor musunuz? C şık, evet, onaylıyorum. Bakalım. Üçlemeyi tamamladınız. Üstelik Tufan Hoca'dan hiç yardım almadınız ve 1000 lira kazandınız. Yeni üçlemenin değeri 5000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Yeni bir üçleme başlatıyoruz. Maalesef bir önceki üçlemedeki jokeri yenisine taşıyamıyorsunuz. Evet. O yüzden tek bir jokeriniz var. Doğru yerde kullanacağınıza eminim. Şimdi 5000 liralık üçlemenin ilk sorusunu okuyorum. Aynı yıl içinde ard arda gelen ve her ikisi de 31 günden oluşan aylar hangileridir? A. Mart, Nisan. B. Aralık, Ocak. C. Temmuz, Ağustos. Temmuz, Ağustos. C şıkkı. C şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Behiye Hanım, hızlı ve kendinizden emin cevaplar veriyorsunuz. Üçlemenin ikinci sorusu. Asık yüzlü insanlar için kullanılan muşmula gibi deyimindeki muşmula nedir? A. Bir tür deri. B. Bir tür kumaş. C. Bir tür meyve. Muşmula benim de çok sevdiğim bir meyvedir. C diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, meyve. Bakalım. Evet. Güzel. 5000 lira kazanmanıza sadece bir soru kaldı. Evet. Jokeriniz duruyor. Evet. Bu soruda Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz arzu ederseniz eğer. Tarih sahnesinden gelecek sorunuz. Aa, evet.
Öylesine kalabalık ve gösterişli bir alemde, öylesine nüfuzlu bir ailede dünyaya geldim ki, yalnızlığımı anlamak belki size güç gelir. Ben Deniz, Sultan II. Mahmud'un yegane kızıyım. Annem Zerniger Sultan, abimse Sultan Abdülmecit'tir. Rahmetli babamın sanatçı bir kişiliği vardı. Bilhassa hat sanatına ve musikiye karşı yakından ilgisi vardı. Bendeki bu yetenek ondan yadigardır. Ölümün soğuk yüzüyle maalesef çok küçük yaşta tanıştım. Annem vefat edince öksüz kaldım. Babam da beni diğer eşi Nevfidan Hanım'ın yanına götürdü. Artık o benim annem ve akıl hocam olmuştu. Sağ olsun kendi çocuğu gibi yetiştirdi beni. Ama yine de içimde bir yerlerde öksüzlüğün sızısını hep hissetmişimdir. 13'üme geldiğim vakit bu kez gözümün nuru babacığımı kaybettim. Erken yaşta yetimliği de tattım. Büyüyüp serpildiğimde teselliyi eşim Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa'da buldum. Haydar Paşa Garı'ndaki büyük sahrada bir hafta süren görkemli bir düğünle evlendik. Hatta düğünümüzde dev bir balon bile uçuruldu. Osmanlı'da bir ilktir. Sonra 4 evladım oldu. Mutluluk bana çocuklarımla geldi. Onların kaybıyla da ebediyen son buldu. Evet, maalesef 3 evladımı peş peşe toprağa verdim. Daha gözümün yaşı kurumadan, dilimin duası bitmeden, yüreğimin sızısı dinmeden bu kez eşim Mehmet Ali Paşa'yı verdim toprağa. Ölüm bütün sevdiklerimi birer birer alıyordu elimden. Tek tesellim genç kızım Hayriye'ydi. Telli duanı kendi elimle geçirdim başına. Ah Hayriye'm, ölümün yakasından bir tek o kurtuldu diyordum. Ama öyle olmadı. O da vereme yakalandı. Hayriye'yi de kendi ellerimle verdim toprağa. Artık Eyüp Sultan'dan çıkmaz olmuştum. Orası benim hem ailem hem yuvamdı. İtikafa orada çekildim. Her Ramazan'ın son 10 günü oradaydım. 30 yıl boyunca. Uzun bir ömrüm oldu. Sanki sevdiklerimin yerine de yaşadım ben. 5 sultan gördüm. Kadınların haremden dışarı çıkmasına ben ön ayak oldum. Ya, elimden geldiğince, gücüm yettiğince hayır işleriyle uğraştım. Bundan gayrı elim kalem de tuttu. Fuzuli'ye, Şeyh Galip'e nazireler düzdüm. Yunus Emre'ye özendim, hece vezniyle şiirler yazdım. Hanedanda divan tertip eden tek kadın benim. Muhibbi divanını ben bastırdım. Sarayımı kız okulu olması koşuluyla milli eğitime bağışladım. Tam 73 yıl yaşadım ben. Yalnızlığımla ve de mısralarımla. Hamdolsun son nefesimi verirken yüreğim huzur ve iman doluydu. Sonunda Eyüp Sultan Türbesi'nde aileme kavuştum. De bakalım, kimim ben? Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair kimdir? A. Turhan Sultan, B. Adile Sultan, C. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan olmadığını biliyorum. Adile Sultan olabilir diye düşünüyorum. Bir de Turhan Sultan. Adile Sultan olabilir diye düşünüyorum ama hocamdan yardım alalım. Evet, çünkü hemen Turhan Hoca'ya dönelim ve bir yanlışlık eylesin sizin için. Turhan Sultan, Sultan İbrahim'in eşiydi ve 17. yüzyılda yaşamıştı. Hatta Osmanlılardaki o meşhur kadınlar saltanatı dönemini de aşağı yukarı bu tamamlamıştı. Çok kudretli ve kuvvetli bir hanım sultan idi. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Adile Sultan ve Hürrem Sultan şıkları kaldı geriye. Evet. İşte dediğim gibi Hürrem Sultan değil, Adile Sultan B şıktı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım bu cevap size 5.000 lira kazandıracak mı? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Beyi Hanım, 5.000 lira sizin.
Evet. Yeni üçlememizin değeri 15.000 lira. Evet. Tamam mı? Devam mı? Ben buraya geldim. Sizlerle tanıştım. Ortamı gördüm. Çok memnun kaldım. Geliş amacım zaten çocuklarıma bir cesaret olsun, bir özgüven olsun diye. Hani gençler şeye bakıyorlar. Söylediğine değil, yaptığına bakıyorlar. Benim için yeterli. Tamam diyorum. Tamam diyorsunuz. Evet. Behiye Hanım, 5.000 lira kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ama erken bir veda oldu sanki. Güzel de yarışıyordunuz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Emin olun çok da iyi bir örnek oluşturdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kayseri'ye selamlar. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Ahmet Çelik geliyor. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Buyurun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Çelik. Sandıktan yarışmaya katılıyorum. Afyonkarahisar. Evet, aynen. 40 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 10 yıldır Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2008 yılında tekrar üniversiteye girmiştim. Şu anda hala inşaat mühendisliğine devam ediyorum. Bitirmek üzereyim. İnşaat mühendisliğini bitirmek evet. üzeresiniz. İyi ki geldiniz. Ahmet Bey, sizin nadir rastlanan bir rahatsızlığınız evet, var. Sizden evet. müsaade alarak biraz bu konuya girmek istiyorum. Çünkü eminim seyircilerimize de hem ilginç gelecektir hem de evet. bence yaşantı olarak da örneklik oluşturabileceğiniz için anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Nöroloji bölümünde HSYN tip 2 olarak teşhis konuldu. Bu ne demek? Şöyle düşünelim. Vücudumuz sinirlerle çevrili. Sinir ağımız var. Fakat bunlar görevini tam anlamıyla yapamıyor. Özellikle bu bizim basit tabirle elektrik kablolarını düşün. Onun etrafında ne vardır? Temasları azaltmak için plastik kılıflar vardır. Bizim sinir hücrelerimizde de miyelin kılıflar var. Bu kılıflarda şu anda dejenerasyon vardı benim hastalığımda. Yani ben kendi hastalığımda özellikle uç ekstremite dediğimiz el ve ayaklar olmak üzere ağrı ve acı duyusu çok zayıftı. Bundan dolayı da zaten birçok ameliyat geçirmek durumunda kaldım. Sizin iki bacağınızda protez değil mi? Evet, şu an öyle. Bu hastalıktan dolayı kaybettiniz. Hastalık belki doğrudan etkilemedi ama dolaylı yollardan yani onun sebebi diyebilirim. Travmalara maruz kalarak. Yani sizin aslında elinize ve ayağınıza bir darbe indiğinde veya ateşle yandığında siz bunun acısını duymuyorsunuz, öyle mi? Yani duysam dahi çok sağlıklı değil. İkincisi normal bir insandaki vücut gelen travmayı algılayarak oraya müdahale edebiliyor. Fakat bu tür rahatsızlıklarda vücut onun tepkisini sağlıklı bir şekilde gösteremiyor. Yani şöyle düşünün, evinize bir hırsız giriyor ama alarm sistemi çalışmıyor. Yani peki diyelim ki biri sizi oyaladı, başka tarafa bakıyorsunuz ama bir taraftan da elinize ateş geldi. O ateşi hissetmiyor musunuz? Yani çok uzun süre maruz kalırsam belki. Belki. Evet. Peki biri sizin elinizi tuttuğunda o dokunuşu hissediyor musunuz? Tabii mekanik etkileri hissediyorum. Mekanik duyusu var ama bu ağrı acı duyusu dediğim sensöryel şeyler yok. Algılamalar yok. Peki bunun tedavisi var mı? Yani en son hocamla görüştüğümde bildiğim kadarıyla şu an yok diye biliyorum. Şu anda yok. Şifa diliyorum size. Teşekkür İki de evladınız var. Kaç evet. yaşındalar? Ali Faruk 6 yaşında, Hasan Mete 3 yaşında. Onlarda peki bu rahatsızlıktan var mı? Genetik mi acaba? Yani şu an onlarda herhangi bir şey yok. Sizde peki doğuştan mı? Hayır, sonradan. Bu sonradan da olabiliyor öyle mi? Yani eğer genlerde saklıysa belki sonradan etkisini çıkartabiliyor. Bir de hani genlerde olsa bile belki etkisini göstermiyor de biliyor olduğunu söylediler. Evet. Ahmet Bey, şifa diliyorum size. Teşekkür ederim. Bu yarışmaya peki katılırken eşiniz mi teşvik etti? Ya nasıl oldu? Ya şöyle, benim uzun yıllardır zaten bilgi yarışmalarını takip ediyorum ama katılmak nasibi bugüneymiş. Aslında biraz da bizim yani büyük oğlumun teşvikiyle. Yani ben aslında o dedi ki başvuru sürecinde biz zaten evde beraber izliyoruz. Baba sen de katılsana. Ya ben düşünüyordum ama böyle pek de yanaşmıyordum açıkçası. İşte formu doldurduk. En son doldururken böyle tereddütteydim. Yani göndereyim mi göndermeyeyim. Sonra geldi baktı dedi baba gönder. Beraber gönderdik formu. Sonrasında cevap çok kısa sürede geldi zaten. Hedefiniz? Ya gerçekçi olmak gerekirse şimdi eşim ya
televizyonda karşısında çok kolay aslında. Elinde çayla koltukta bu işi götürebiliyorsun ama burası tabii çok farklı. Ya ben gerçekçi olmak gerekirse kafamda bir rakam inanın hiç geçmiyor. Çünkü 150 binlik soruyu da bilebiliyorum. Ama bakıyorsunuz binlik soruda bile takıldığımız zamanlar oluyor. Tamamen yarışmanın seyrine göre değişecek gibi düşünüyorum. Umarım şanslı gününüzdesinizdir. İnşallah, inşallah. Hazırsanız geçelim sorulara. Tamam. Pekala. Ahmet Çelik için 3'te 3 başlıyor. Surata bak, süngüye davran sözü hangi insanlar için kullanılır? A. Şaşkın. B. Asık suratlı. C. Heyecanlı. Şaşkın olamaz. Heyecanlı için bu sözü hiç duymadım. Yani B diyorum, asık suratlı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimine ne ad verilir? A. Tuğba, B. Yakin, C. Hilal. Evet, fen bilimleri öğretmeni olarak zaten 5. sınıfta öğrencilerimize biz bu konuyu anlatıyoruz. Burada C. Hilal demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Evet, bu soruyla üçlemeyi tamamlayacaksınız. İnşallah. Bir jokeriniz var. Sorunuzu okuyorum. Hipopotam hangi hayvanın diğer adıdır? A. Deniz anası. B. Su aygırı. C. Fok balığı. B. Su aygırı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Üçlemeyi tamamladınız. Evet. Bu da demek oluyor ki 1.000 lira sizin. Her üçlemede isterseniz kazandığınız rakam alıp gidebilirsiniz ya da bir sonraki üçlemede kazandığınızı riske ederek devam edebilirsiniz. Şimdi soracağım, tamam mı, devam mı? Devam etmek istiyorum. Devam. Ahmet Bey, 5.000 liralık üçlemeniz başlıyor. Bu 3 soruda bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Hangi bilimsel unvan ülkemizdeki üniversitelerde kullanılmamaktadır? A. Doktor, B. Profesör, C. Ordinarius. Evet, şu an aynı zamanda kendim de üniversiteye devam ettiğim için biliyorum. Ordinarius demek istiyorum. Önceden vardı ama şu an yok. Evet, C şıkkını onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Beş bin liralık üçlemede ikinci soru geliyor. Dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi hangisidir? A. Rusya, B. Çin, C. Kanada. Her üç ülkede gerçekten büyüklük olarak birbirine yakın. Şimdi yani Rusya ve Çin Asya'da, Kanada Amerika'da. Yani ben şu anda Rusya, Sibirya bölgesini kapsayacak kadar büyük olduğunu düşünerek A. Rusya demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Peki, bakalım. Evet. Sıradaki soru 5.000 lira değerinde. Jokerinizi unutmayın, sorunuzu okuyorum. Bir üst giysisinin yakasına dikili durumda olup gerektiğinde başa geçirilebilen başlık anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? A. Kapüşon, B. Kapşon, C. Kapüşon. Evet, yani gündelik hayatta çok karşımıza çıkıyor, kullanıyoruz ama inanın yazılışına hiç dikkat etmedim. Ben buradan Tufan Hocam'dan yardım bekliyorum. En doğrusu. Hocam, hangi şıkkı ilersiniz? Hangisinde tereddüt ettiğini pek fark edemedim ben ama A şıkkı doğru yazılış değil. Evet, kapüşon değil. B kapşon mu, C kapüşon mu? Evet. Şimdi %30 şansın %50 oldu. Evet. Evet. Kapüşon. Aslında kapşon da yazılış olarak çok şey de gelmiyor bana. Yani doğru bir... Çok
çok basit soru. C demek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Bu cevap doğruysa size 5000 lira kazandıracak. Bakalım inşallah. Demek ki her bildiğimiz o şekilde olmuyor gerçekten. Evet. Evet. 5000 lira kazandınız Ahmet Bey. Sıradaki üçlememizin değeri 15000 lira. Evet. Tamam mı? Devam mı? Devam etmek istiyorum. Devam. Güzel. Yeni üçleme başlayacak. Bir jokeriniz var. İlk sorunuz tarih sahnesinden. Evet. Makedonya'nın kuzeyinde dünyaya gelmişim. Sene 1891. Rüştiye tahsilimi tamamladıktan sonra telgraf memuru olarak çalışmaya başladım. Varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Ama anladım ki mesele hürriyet kavgası olunca varlıklı olmanın bir hükmü yokmuş. Balkan Savaşı başladı ve Sırplar yaşadığımız şehri işgal ettiler. Biz de tüm diğer Türk aileleri gibi varımızı yoğumuzu ardımızda bırakarak İstanbul'a göç ettik. İstanbul'da birkaç tayin ve atamadan sonra 1919 yılında Merkez Postanesi'nde telgraf memuru olarak göreve başladım. Çok zor zamanlardı. Mondros mütarekesi ile çetin günlerimiz başlamıştı. Memleketimize, bayrağımıza el uzatmışlardı. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bağımsızlık için mücadele etmeye başlamış ve savaş veriyordu. Bütün ülke kaynıyordu. İstanbul'sa yangın yeri gibiydi. Bizse telgrafhanede diken üstündeydik. Çünkü Türk memurlara baskı ve zulüm gittikçe artıyordu. Birbirimizle yaptığımız küçük sohbetler bile ecnebi sansür heyeti tarafından dikkatle takip ediliyordu. Leon adındaki bir Ermeni'nin İngilizler için istihbarat topladığını çok iyi biliyorduk ama elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Bir gün mesaiden sonra nöbetteyim. Oturuyorum. Birden telgraf aleti çalışmaya başladı. Baktım, Erzurum'dan arıyorlar. Hemen cevap verdim. Telin ucundaki kişi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Paşa derhal Yıldız Telgrafhanesi'ne bağlanmak istiyordu ama müdürüm bu isteği reddetti. Ben de paşaya hemen cevap verdim. Paşam, emirlerinizi bana yazdırın. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini içeren telgrafı adrese bizzat ben teslim ettim. Bugünden sonra nöbetçi olduğum günlerde İstanbul'da olup biteni Mustafa Kemal Paşa'ya aktarma görevini üstlendim. Görev tehlikeli, görev gizli, görev hayatiydi. Sene 1920. O karanlık 16 Mart günü. İngilizler İstanbul'u uykuda yakaladılar. Sabah saat 5.45'te Şehzade başındaki Mızıka karakolunu basmışlar ve uyuyan askerlerimizin üzerine mermi yağdırmışlar. Durumu hemen Mustafa Kemal Paşa'ya ilettim. Ve akabinde İstanbul'da olan tüm gelişmeleri ve işgali. Saat saat, olay olay. Ta ki telgrafhane İngilizler tarafından işgal edilene kadar. Mustafa Kemal Paşa ilk telgrafımı altına ivedi olarak bütün kolordulara benim emrimle ibaresi düşerek iletmemi istedi. Görevi derhal yerine getirdim ancak posta ve telgraf nezaretine ihbar edildiğiminde farkındaydım. Durum son derece tehlikeliydi. İngilizler her an gelebilirlerdi. Telgraf kağıtlarını derhal aldım, hepsini yırttım ve yuttum. İngilizler geldikleri zaman hiçbir kanıt bulamadılar. Ama beni ve temaslı olduğum herkesi görevden aldılar. Bunun üzerine ben de milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçtim. Anadolu'da ilk görevim heyeti temsiliye karargahında Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafçısı olmaktı. Ardından Batı Cephesi Komutanlığı'nda İsmet Paşa ile çalıştım. İkinci İnönü zaferini müjdeleyen telgraf da, bu telgrafa yazılan tarihi cevap da benim makinemden yazıldı. Mustafa Kemal Paşa bu tarihi cevabında şöyle diyordu.
Siz orada yalnızca düşmanı yenmediniz. Siz orada bir milletin maküs talihini de yendiniz. Kemal Paşa Nutuk'ta benim çabalarımdan bahsederek beni onurlandırdı. Peki sen hatırlayabildin mi? Ben kimim? Sanatçımız Volkan Benli'ye çok teşekkür ediyoruz. Soru şöyle. İstanbul'un işgal haberini Mustafa Kemal Paşa'ya ileten milli mücadele kahramanı telgraf memuru kimdir? A. Manastırlı Hamdi Bey. B. Galip Hoca. C. Kara Kemal. Açıkçası çok bir fikrim yok. Hani notuyu okudum ama ben burada Tufan Hocam'la... Tabii Tufan Hoca'ya döneriz ama aklınızda elediğiniz şık var mı? Veya yöneldiğiniz bir şık var mı? A şıkkı diye düşünüyorum ama hani burada olamayacak, hani Galip Hoca olamayacağını tahmin ediyorum. Peki Tufan Hoca'ya dönelim. Size muhakkak yardımı dokunacaktır. Ne dersiniz hocam? Evet, değerli sanatçımız Volkan Benli de son derece güzel tasvir etti ve çok güzel şeyler anlattı. Bir de araya kocaman bir ipucu sıkıştırdı. Makedonya göçmeniyiz biz aslında ayrı olarak dedi. Fakat bu sorunun çok güzel bir yönü var. Onu da hatırlatalım. Soruyu hazırlayan arkadaşlara da teşekkür edelim. Burada milli mücadelenin ve işgal döneminin üç büyük kahramanını görüyoruz. Bunlardan mesela Galip Hoca aslında Celal Bayar'ın kendisidir. Celal Bayar milli mücadele yıllarında halka milli mücadelenin haklılığını anlatmak için Galip Hoca takma adıyla köy köy dolaşmıştır. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi Tufan hocamız size çok önemli bir ipucunu hatırlattı. Evet. Ve bir şıkkı eledi. Artık bence işiniz kolay. Manastır Makedonya'da olduğu için artık A şıkkından eminim. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ...15.000 liraya adım adım. Kaldı iki soru ama evet, artık jokeriniz yok. Evet, maalesef. Üst üste konulan bir saat ve pusulada kuzey yönü 12'ye denk geliyorsa doğu yönü hangi rakamın üstündedir? A 3, B 6, C 9. Biz genelde coğrafya derslerinde öğretilirken kollarımızı açarız. Yüzümüz kuzeye bakıyorsa sol kolumuz batıya, sağ kolumuz doğuya ve arkamız da güneye bakar. Tabii bir saati düşündüğümüz zaman şu göstermesi gerekiyor. A şıkkı. Tak kuzey yönü 12'ye denk geliyorsa doğu yönü hangi rakamımız? Tabii ki A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Evet. Sıradaki soruya eğer doğru cevap verirseniz 15.000 lira evet, kazanacaksınız. İnşallah. Eşiniz evden uğurlarken ya ne dedi size? Ya açıkçası kesinlikle o rakam telaffuz etmedi. En son telefon görüşmemizde de rahat ol. Oraya gelmem bile çok önemliydi. Yani inşallah keyifli dakikalar geçirmişsindir diye tahmin ediyorum dedi. Gerçekten çok güzel bir ortamdayım şu an. Ya açıkçası bir miktar borcum var. Hani onu kapatmak istiyorum ama yani kesin de şu olacak diye bir iddiayla da gelmedi. Peki hayırlısı olsun diyelim o zaman. İnşallah, inşallah. Sorunuzu okuyorum, 15.000 lira değerinde. Evet. Politetrafloroetilen maddesinin yaygın kullanılan adı nedir diye soruyoruz evet, Ahmet Bey. A. Teflon, B. Beton, C. Cam. Şimdi bir mühendis olarak düşündüğüm zaman betonla biz hiçbir şekilde bu şekilde bir isimle ben duymadım. Mühendis ve inşaat mühendisinde. Bu maddeyi duymuş muydunuz? Duymadınız. Yani polietilen vesaire hani PVC, polivinil klorür falan onları biliyoruz ama beton olmayacağını düşünüyorum. Çünkü betonun içerisinde hazırlarken katkı maddeleri var. Mesela çimento dediğimiz içerisinde böyle bir maddeyi ben duymadım. Aslında siz inşaat mühendisliği evet, okuyorsunuz. Evet, muhtemelen malzeme, bilirdiniz. Tabii. Malzeme bilimi içerisinde var. Cam olacağını açıkçası
düşünmüyorum. Çünkü camın ham maddesi silisyum, yani kum. Ya onun içerisinde bu şekilde bir kimyasal madde kullanılıyor mu emin değilim ama zannetmiyorum. Bana en yakın teflon geliyor. Çünkü teflon çok özel bir karışım. Muhtemelen de böyle bir maddede olacağını düşünüyorum açıkçası. A şıkkı dediniz, onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Peki, sakin bir şekilde onayladınız. Evet. Bakalım doğru cevap A mı? Evet, ya ilk defa duyuyordum. Ya mühendislik okuyoruz ama kimyasal şeylerle çok bir şeyimiz olmuyor. Hani betonu biliyoruz ama hani camda da olacağını hiç düşünmüyorum. Yani en mantıklı teflon geldi. Çünkü teflon aynı zamanda uzay teknolojisinde de kullanılan bir malzemeydi. Yani şu an mutluyum. 15 bin lirayı. İlk defa bu kadar yüksek bir tepki verdiniz. 15 bin lira evet, kazandığınıza çünkü, sevindiniz. Yani ilk önce açıkçası yani korktum o maddeyi ilk defa görünce. Tedirgin oldum. Acaba bilemeyeceğim ama şıkları görünce tabii ki ipucu verdi. Şimdi kritik bir karar zamanı. Evet. 15 bin lira kazandınız. 50 bin lira için yarışabilirsiniz. Vereceğiniz kararı duyacağız şimdi. Tamam mı? Devam mı? Ya şöyle diyeyim. Yani kırmızı buton hakkımız devam ediyor. Evet. Ben devam etmek istiyorum. Devam. En azından hiç yorum yapamayacağım zaman buton havası. Tabii ki. Kırmızı buton hakkınız baki. Evet. Ta ki cevabı görünceye kadar. 15 bin lira kazandığınız için de yarısı yani 7500 lira ile ayrılabiliyorsunuz. Evet, 50 bin liralık üçlemeyi başlatıyorum. Bir jokeriniz var. Gelsin sorunuz. Evet. İlk Türkçe operetlerden biri olan ve komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı esere ismini de veren Hor Hor Efendi'nin mesleği nedir? A. Leblebici, B. Hallaç, C. Kayıkçı. Yine tarihten bir soru. Tarihten bir soru ama sanatla da alakalı. Tabii evet kesinlikle. Değil mi? Erken olacak ama ben yine Tufan Hocam'a dönmek istiyorum. Tamam. Ama kayıkçı çok yakın gelmiyor açıkçası. Hocam Ahmet Bey'in aklı bu soruda karıştı. Sizden hem bir şıkkı elemenizi ve belki de güzel bir ipucu vermenizi bekliyor olabilir. Bu ilk Türk opereti 1875'te yazılmış. Ve bestesini de Çuhacıyan Efendi yapmış. Bunun librettosunu da Nalyan Efendi yazmış. Muhsin Ertuğrul da sonradan filme almış. Çok meşhur bir operettir. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Hallaç'ı Tufan Hoca eledi. Geriye Leblebici kaldı ve Kayıkçı kaldı. Nedense Kayıkçı hep uzak hissediyorum. Hisseniz kuvvetli midir? Ya öyle düşünüyorum. Genelde yanılma yüzden az ama tabii ki bu yüzdenin bir diğer tarafı da var. İnşallah orası burası olmaz. İnşallah. Tabii jokerimi erken kullandım ama ben A demek istiyorum ne bileyim şimdi. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım. Evet. Tabii bizim sandıkla da leblebisiyle meşhurdur. Belki oradan bir yakınlık mı hissettim bilemiyorum. Hisseniz sizi yanıltmadı bu evet, kez de. Evet, evet memnun oldum şimdi. Umarım sıradaki sorular bildiğiniz yerden gelir. İnşallah. Artık jokeriniz yok evet. Ve 50 bin lira kazanmak için evet. İki doğru cevaba ihtiyacınız var. Üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. Yalnızlık Bakanlığı ilk olarak hangi ülkede kurulmuştur? A. İngiltere, B. İsveç, C. Finlandiya. Evet, açıkçası İngiltere olmayacağını düşünüyorum. İskandinav ülkelerinde güneşli gün sayısı yıl içerisinde oldukça az olduğu için yani İsveç ya da Finlandiya olduğunu düşünüyorum ama... Ya İngiltere'de daha çok güneşli günler yaşanıyor diye mi olmaz dediniz? Hayır, yani yakın gelmiyor açıkçası. Ben hani sanki Finlandiya diye hatırlıyorum. Bir yerde okumuştum ama çok net değil. Çok net değil.
Yani Finlandiya mesela İngiltere'ye göre daha mutsuz bir ülke mi? Evet. İsveç hakkında ne düşünüyorsunuz? İsveç yani Finlandiya'ya göre sanki biraz daha şey... sosyal bir toplum olarak da düşünüyorum. Peki sizce bu bakanlık ne yapıyordur? Yalnız bakanlığı ne yapıyordur? Ya çok bir fikrim yok ama sosyal faaliyetler olabilir. Yalnızları mı birleştiriyordur, buluşturuyordur? Ya belki olabilir. Ya çünkü özellikle bu iki ülkede intihar vakalarının çok olduğunu duymuştum, okumuştum açıkçası. Yani... O intiharlarda yalnızlıktan mıdır diyorsunuz? Olma ihtimali yüksek. Tabii ihtimallerden biri. Evet. Bence burada Tufan Hoca'ya dönelim. Çünkü Yalnızlık Bakanlığı kulağa da hakikaten farklı geliyor. Böyle trajik bir durum varmış gibi. Nedir hocam? Ne işe yarar Yalnızlık Bakanlığı? İlk baktığınızda romantik bir isim, Yalnızlık. Sonra biraz değişince trajik bir duruma doğru dönüyor. Ülkelerin nüfusları arttıkça, şehirler metropolleştikçe ve insanlar daha çok anonimleştikçe, yani daha çok tanınmaz hale geldikçe, bilinmez hale geldikçe kuvvetli bir de yalnızlık başlıyor. Bir buna bir de engelli bireylerin yalnızlığa terk edilmesi ve topluma kaynaştırılmamasını ilave edelim. Bazı yaşlıların tek başına kalması, eşlerden birinin vefatı ya da hiç evlenmemiş olmasından dolayı evinde tek başına yaşıyor durumda olması, şehirlerin artık büyük metropollere dönüşmesiyle birlikte evliliklerin kurulamayışı, ailelerin bir türlü kurulamayışı gibi sebeplerden yalnız yaşayan insanların sayısı artması ve bir odalı ya da iki odalı evlerdeki yaşamın daha çok artması yüzünden bazı ülkelerde ve mesela Japonya'da 9 milyondan fazla insan yalnız yaşıyor. Tabii bu 9 milyonluk problem demektir aynı zamanda. Bunların problemlerini çözmek, günlük hayatlarını idame etmelerini sağlamak ve ölüme terk edilmelerini önüne geçmek amacıyla böyle bir bakanlık kurulmuş. Ülkemizde de Allah göstermesin ama zamanla böyle bir bakanlığa ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü yalnız yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Evet, tabii bu yalnızlığı sadece... Dediğiniz gibi hani romantik manada düşünmemek gerekiyor. Evet. İlk akla öyle geliyor ama hani bekarlar gibi değil. Hakikaten kimsesi olmayan belki hastalandığı zaman dara düştüğünde çalacak kapısı yok, arayacak insanı yok. Evet. Şimdi hocamız aslında burada önemli bir ipucu verdi size. Evet, herhangi yani, bir şıkkı eleyemiyor şu anda. Evet, Joker hakkınızı kullandınız ama. Yani gelişmiş toplumlarda da böyle problemler ortaya çıkabileceğini ifade etmişti hocam. Teşekkür ediyorum. Finlandiya tabii İngiltere kadar sanayileşmiş büyük bir devlet değil. Yani dolayısıyla belki burada İngiltere'yi elemem doğru bir davranış olmayacak. Yani İngiltere, İsveç, Finlandiya'yı düşündüğünüz zaman burada gelişmişlik düzeyi İngiltere, İsveç arasında tabii İngiltere daha büyük. Bir taraftan şıkkın hangisi olabileceğini düşünün. Bir taraftan da aklınıza kırmızı butonu yerleştirin. Çünkü ihtiyaç duyabilirsiniz. Tereddütte olduğunuzu açıkçası görüyorum. Açıkçası hani yani duydum ama tabii Tufan Hocam gibi çok detaylı bilmediğim için yanılma ihtimalim de yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu arada hocamız Japonya örneğini verdi. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da da böyle bir bakanlık açıldı. Japonya'dakini biliyordum. Hani şıklarda olma. Eğer Japonya olsaydı Japonya'yı söyleyecektim. Çünkü Japonya'da bir de çok yoğun bir çalışma temposu olduğu için insanlarda hani ve bu çalışmaya bağlı olarak da stresli bir ortamda olduğu için intihar vakaları yine orada da yüksek. Hani Japonya'yı duymuştum, bakanlık olarak da duymuştum. Bu şıkların içerisinde olsaydı onu söyleyecektim. Fakat şimdi ya aklıma Finlandiya, tabii Tufan Hocam'ı da dinleyince İngiltere'ye de kaymaya başladı ama İsveç hiç düşünmedim açıkçası da. Joker hakkında. Tufan Hocam da yok be. Joker hakkınız yok ama çok güzel yardımda bulundu. Evet. Hocamız daha ne yapsın? Evet, süre işliyor. Son 20 saniye. Cevap verebilirsiniz veya kırmızı butona basabilirsiniz. İngiltere demek istiyorum. Cevap vereceksiniz. Peki, A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım
son birkaç saniye kala. İçinizden geçen, tahmin ettiğiniz İngiltere cevabı acaba doğru mu? İnanılmaz rahatladım. İnanılmaz rahatladınız, evet. Ama hala bir soruyu daha bilmeniz gerekiyor, evet, 50 bin lira kazanmak, evet, için. Evet, inşallah, inşallah. Fazla yani, rehavete kapılmayalım ama moralimizi de yüksek tutalım. Yani... Soruya odaklanalım. Gelsin 50 bin liralık soru. Atatürk'ün 1935'ten vefatına kadar yurt gezilerinde kullandığı trenin adı nedir? A. Doğu Treni, B. Mavi Tren, C. Beyaz Tren. Ya, beyaz tren değil. Mavi Tren, Doğu Treni. Yani Mavi Tren bize çok yakın bir kavram değil açıkçası. Bizim şu an meşhur Doğu Ekspresimiz var. Ama tabii biz hangi seneleri soruyoruz? 35. Heh. Evet. 50 bin lira var bu sorunun, evet, ucunda. Çok dikkatli cevap verin lütfen. Şimdi beyaz değil. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Beyaz olmadığını düşünüyorum ama mavi ya da doğu. Beyaz neden olamayacağını düşünüyorsunuz? Beyaz tren hiç duymadım açıkçası. Hı. Yani birçok yurt gezisine katıldı Atatürk. İşte birçok şehre uğradı ama beyaz tren kavramı ben hiçbir yerde açıkçası. Mavi treni duydunuz mu? O biraz çağrıştırıyor. Doğu treni? Yani Doğu Tren, Mavi Tren. Şimdi o ikilem içerisinde kaldım. Daha sıcak geldi o şıklar. Evet. Peki. Yani şu an hani iki şık arasında A ya da B. Yani Mavi Tren sanki daha ağır basıyor. Yani ama şöyle bir şey. %49 Doğu Tren dersem %51 Mavi Tren'e... Beyaz değil. Önünüzdeki üç şıktan doğru cevabı bulursanız, evet, kazanacağınız rakam 50 bin lira. Eğer olur da tahmininiz yanlış çıkarsa hiç kazanamayacaksınız. Vedalaşacağız. Ama sizin bir seçeneğiniz daha var. O da kırmızı buton. Evet. İstediğiniz an cevap yanına kadar bastığınız takdirde veya belki şimdi, evet, çekilebilirsiniz. O da size 7500 lira kazandırır. Yani Doğu ya da Mavi Tren... Ya Doğu Ekspresi'ni şu an hala kullanıyoruz ama o günün şartlarında öyle bir trenimiz var mıydı? Açıkçası onu da çok şey yapamıyorum, emin olamıyorum. Ama cevap vermek istiyorum. Cevap vermek istiyorsunuz. Evet. Peki hangi şıkka yöneleceksiniz? Mavi tren diyeceğim. Mavi, B şıkkı diyeceksiniz. Evet, mavi benim uğurlu rengim ve sevdiğim bir renk. Öyle yani, mi? Yani kaybetsem de üzülmeyeceğim. Pekala. B şıkkı Mavi Tren. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Peki. Bakalım doğru cevabı buldunuz mu? 50 bin lira kazanacak mısınız? Dediğim gibi son ana kadar kırmızı butona basabilirsiniz. Bakalım cevap neymiş? İlk elediğiniz şık doğru cevap çıktı. Evet, evet. Maalesef. Maalesef. Şansımı denemiş oldum. Şansınızı, evet, denediniz, evet, evet. Evet, evet. Ama keşke gönül isterdi ki kırmızı butona en azından 7500 lirayla, evet, ayrılsaydınız. Evet, evet. Sağlık olsun, bence çok iyi yarıştınız ama son anda böyle bir yol kazası oldu. Evet, öyle diyelim artık. Öyle teşekkür diyelim. Ederiz Ahmet ben Bey. Sizi tanımış olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de mutluyum, tüm ekibime. Sizlere teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Eşinize selamlar, çocuklarınıza. Aleyküm selam, çok sağ olun. Yarışmacımız Sunay Yıldız geliyor. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk efendim. Merhabalar.
Çok şıksınız Sunay Bey. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz, ayrıca sizin de şıklığınız. Siz de çok güzel görünüyorsunuz ve çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun, tanıyalım sizi. Efendim ben 1970 yılında Denizli'de doğdum. Doğum tarihim 1970 diyorum çünkü tarihini anneme sorduğum zaman hangi gün, çünkü kimliğimde 1971, 24 Şubat yazıyor. Hangi gün doğdum anne, benim doğum tarihim nedir, hangi burcu aitim? Annem dedi ki oğlum, ben dedi dama bulgurları serdim, seni doğurmaya gittim dedi. Tahmin ediyorum 1970 Ağustos ya da Eylül ayı gibi bir zaman dili içinde doğdum. Yaz çocuğusunuz. Yaz çocuğuyum. Neyle meşgulsünüz? Efendim ben uzun yıllar tekstil imalatıyla uğraştım. Moda konfeksiyonla uğraştım. 44 yaşından sonra hayatıma farklı bir yön vermek istedim. Dalış eğitmenliğine başladım ve aynı zamanda yat kaptanıyım. Profesyonel olarak balık adam, dalış eğitmeni ve yat kaptanıyım. Evet, değişik. Evet. Yarışmamıza genelde tarih meraklılar başvuruyor. Sizin alanınızda farklı oldu, iyi oldu. Evet. Bugün yarışmamıza katılırken hedefiniz neydi? İnanın hiçbir hedef koymadım. Ben burada olmanın çok önemli olduğunu düşündüm. Ve burada olmayı canı gönülden arzu ettim. Böyle güzel bir ortamda, inanılmaz keyifli bir ortamda. Onun için buraya geldim. Hiçbir hedefim yok. Umarım iyi bir sonuçla ayrılırım. Zaten şunun için de geldim gerçekten. Ben istediğim sonuca gidebilecek olursam rakamsal olarak kazanacağım parayı madde bağımlı çocuklara harcamak istiyorum. Sportif olarak onlara yüzme öğretmeyi, dalış öğretmeyi ve onlara sahip çıkmak adına burada olmayı tercih ettim. Umarım da iyi bir sonuç elde ederim ve bu parayı onlar adına kullanırım. Hiç olmazsa topluma faydalı bir eğitmen ve birey olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarım. İnşallah iyi bir rakam kazanırsınız. Umarım. Hayıra imza atarsınız. Eğlenmeye geldim dediniz, o zaman iyi eğlenceler diyerek sorulara geçiyorum. Sunay Yıldız için 3'te 3 başlıyor. Söylenenleri pek umursamayan biri karşısındaki kişinin iddialarını neye anlatmasını ister? A. cübbesine, B. külahına, C. fistanına. Bu soru bana çok eski günlerinden bir şey anımsattı Pelin Hanım. Bizim bir komşumuz vardı. Böyle boş boş konuşup yalan söyleyen, doğru konuşmayan insanlara derdi ki al bunu benim şapkayı koyardım masanın üstüne, şapkamı anlat derdi. Cübbesi değil, fistanı değil. B şıkkını diyorum, külahıma anlat. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Teşekkür ederim. Tilki ve karga masalında karganın tilkiye kaptırdığı yiyecek hangisidir? A. ekmek, B. peynir, C. zeytin. Evet, karga ekmeği çok yiyeceğini düşünmüyorum. Zeytini de yiyeceğini düşünmüyorum. B şıkkı kararım var. Peyniri ağzındaki karganın peyniri olacak. Doğru cevap B şıkkı diye. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile. Çok güzel, harika. Hangisi her sürüşten önce mutlaka sürücüye uygun bir şekilde ayarlanması gereken otomobil parçalarından biri değildir? A. ayna, B. rot, C. koltuk. Evet, ben hep boyum uzundur. Hep bu sıkıntıyı genellikle araçlarda yaşarım. Koltuğumu ben ayarlarım. Boyu uzun olduğu için başkasının bindiği araçtan diğer kendim kullanmaya başladığım anda aynamı da ayarlarım. Ama rotu bizim ayarlamamız mümkün değil. Bunun için sanayiye gitmek lazım. Doğru cevap B diyorum. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. İlk üçleme tamam. 1.000 lira kazandınız. Yeni üçlemenin değeri 5.000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum tabii ki. Devam. Her üçlemede bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabileceğinizi biliyorsunuz. Biliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Yeni üçlemenizi başlatıyorum.
Özellikle futbolda taraftarların sırayla oturup kalkarak bir dalga görüntüsü oluşturdukları hareket hangi ülkenin ismiyle anılmaktadır? A. Arjantin, B. Brezilya, C. Meksika. Evet, aslında geçmişte bir 15 yıl kadar futbol oynadım ama yani futbolu oynamayı severim. Çok seyretmeyi, çok kaliteli maçlar olursa izlerim. Burada biraz tereddüte düştüğümü söyleyebilirim. Hangi şıklar arasında tereddüttesiniz? Meksika düşünmüyorum. Ya Arjantin ya da Brezilya olarak değerlendiriyorum bunu. Bu nasıl bir hareket biliyor musunuz? Ne yapıyor taraftarlar? Evet. Gözünüzde canlanıyor mu? Evet, o hareketi biliyorum. Ha. Yani Brezilya'da ne var? Samba var. Arjantin'de Maradona çok ünlü bir futbolcu. Arjantin'de sanki Brezilya gibi yakın düşündüm. Peki sizin futbolla ilginiz, dediniz ki oynadım, evet, bir dönem. Evet. İyi maçları da seyrediyorum dediniz. Evet. Ama bu soruya şak diye cevap vermeniz gerekiyordu. Şu anda futbol severler şokta. Bence de. Ben de üzüldüm böyle bir bir dalgalanma hareketi, böyle çok güzel bir hareket. Jokerinizi kullanmak ister misiniz bu soruda? Biraz daha düşünmek istiyorum. Bence Arjantin diye düşünüyorum yani. Öyle bir jokerimi de bu dönem harcamak istemiyorum. Arjantin diye değerlendirebilirim diye düşünüyorum yani. Arjantin dalgası yani, öyle mi? Meksika dalgası. Meksika dalgası mı? Hangisi kulağınıza daha yakın geliyor? Arjantin dalgası, Brezilya dalgası, Meksika dalgası. Brezilya dalgası belki de o zaman. Üçünü de söylediniz. Evet, Arjantin dalgası. Dalga anlamında düşünürsek Meksika dalgası demek doğru gibi geliyor. Arjantin dalgası hiç duymadım. Yani Meksika dalgası daha çok söyleyebileceğim bir şey olur gibi geliyor. Peki onaylıyor musunuz C şıkkını? Onaylayayım. Yoksa... Onaylayayım diye bir cevap yok bizde. Ha, onaylıyorum anladım. Diyebilirsiniz. O zaman acaba Tufan Hocam'a mı danışsam burada? Ama şimdi A olabilir gibi geliyor bana dediniz. Evet. B olabilir gibi geliyor bana Meksika dediniz. Meksika dalgası C mi desem ama. Acaba yani ben dediniz? Onu öyle biliyorum. Meksika dalgası. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Meksika dalgası. Bakalım doğru cevap C mi? Evet. Teşekkür ederim. Üçlemenin ikinci sorusuna geldik. Jokerinizi iyi ki kullanmadınız. Buralarda yardımcı evet, yani olabilir hemen size. Evet, yani öyle pes edip gidesim yok. Sabaha kadar buradayım inşallah. Oo. Evet, yani. O zaman o... 500 bin lirayı de... hedefliyorsunuz. Evet, çok heyecanla, istekle, arzuyla geldim. Evet, enerjiniz yüksek. Sizin de enerjiniz çok yüksek. Bu enerjiyi birlikte paylaşmak istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Pekala, 5 bin liralık üçlemede ikinci sorudayız. Şimdi sıradaki sorunuzu okuyorum. Dünya bir yılda güneş etrafında kaç kez dolanır? A 1, B 24, C 365. 24 düşünmüyorum. Yani 24 çok ilgili bir sayı değil. Ya 1 ya 365 olarak düşünmek istiyorum bunu. 1'i düşünmüyorum. Çünkü o 1 de olabilir gerçi. Dünyanın güneşin etrafında dolanmasından ne oluşuyor? Aslında var olan bilginizi gözden geçirseniz hemen bileceksiniz bu soruyu. 365 gibi geliyor sanki. Yok, mümkün değil. Dünya yani, bir yılda güneş etrafında 365 kez mi dolanır? Hayır. Yani bir kere daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani dünyanın bir yılda güneşin etrafında... 365 sayısı size neyi hatırlatıyor? Yıl hatırlatıyor. Yıl, bir yıl. Bir yıl hatırlatıyor. Peki 24? 24 saati hatırlatıyor. Yani 24... 24 bir günü hatırlatıyor. Evet. O bir günde ne yapıyor dünya? Güneşin etrafında dönüyor. Bir günde. 24 saatte. Ne yapıyor dünya? Günü oluşturuyor. Evet, bir gün 24 saat. Evet. Dünya ne yapıyor 24 saatte?
Sunay Bey, ben aslında size yardımcı olmaya çalıştım ama kafanız karıştı. Sunay Bey, 24 saatte ne yapıyor dünya? Gün oluşturuyor. Hah. Tamam. Yani ne yapıyor? Güneşin etrafında dolaşıyor. Sunay Bey, aklınız karıştı. Peki, Tufan Hoca'dan yardım alalım mı? Bir dakika. Hah. Dünya bir yılda güneş etrafından 24 kere dönüyor. 24 o zaman yani. 24. Yok, bir dakika. 24 az önce saat dediniz ama. Saat, evet. Evet. Aslında rahatlıkla cevap verebileceğiniz bir soru. Sadece evet. Şu anda panik yapıyorsunuz. Biraz kavramları kafamda kuramadım. Dünya güneşin etrafında kaç kez dolanır bir yılda? Şimdi dünya kendi etrafında dönünce ne oluyor? Mevsimler oluşuyor. Kendi etrafında karıştırdım. Şimdi dünya kendi etrafında bir kez döndüğünde biz ne yaşıyoruz? İnsanlar, insanlar. Bir gün yaşıyoruz. Evet, bir gün yaşıyoruz. Bir gün kaç saat? 24. Peki, bir yılda ne oluyor? Bir yılda 365 gün oluyor. Evet. Peki o esnada dünya ne yapmış oluyor 365 günde? Bir tur dönmüş oluyor. Peki sorumuz, dünya bir yılda güneş etrafında kaç kez dolanır şeklinde? Kaç kez dolanıyor bir yılda? Bir kere dolanmış oluyor. 365 kez. O zaman cevabınız? Abi, 365 kere dolanıyor o zaman bu durumda. Günü oluşturduğuna göre 365 kere dolanır. Karıştırdım. Bir daha açıklama yapabilir misiniz? Yani aklınızı daha çok karıştırırım diye korkuyorum. Yok, söyleyin, tekrar toparlayayım. Peki. Şimdi dünyamız kendi etrafında ne kadar sürede dönüyor? Bir günde dönüyor. Ha. Bir sene geçmesi için kaç güne ihtiyacımız var? 365 güne. Peki, dünya güneşin etrafında döndüğünde biz kaç gün geçirmiş oluyoruz? Kendi etrafında kaç kez dönmüş oluyor? 365 kere. Ha. Evet. Peki, dünya kendi etrafında 365 gün döndüğünde 365 kere güneşin etrafında kaç kez dönmüş oluyor? Bir kere dönmüş olur. Öyle mi? Peki, cevabınız? Bir. A şıkkı. Evet, A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki, bakalım doğru cevap A mı? Ama yanlış çıkarsa benden bilmeyin. Evet. Kavramları karıştırdım aslında, olayı biliyorum ama... Yani evet. Teşekkür ederim. Olayı bildiğinize buraya eminim. Geçmek benim için önemliydi yani. Teşekkür olayı ederim. Bildiğinize eminim. Peki Sunay Bey, bakın bir jokeriniz var. Hocamızdan yardım alabilirsiniz. Bu soruyu lütfen dikkatlice dinleyin. Tamam. Tamam mı? 5000 lira değerinde şimdi okuyorum sorunuzu. Karadeniz yöresine ait tuluma benzerliğiyle dikkat çeken İskoç çalgısı hangisidir? A. Armonika. B. Trompet. C. Gayda. Evet, güzel, sevdiğim bir soru oldu bu. Karadeniz'de çok severim. Bir kere gitmek nasip oldu. Bir 10 gün kadar kaldım ve dünyada doyamadım. Ve tekrar hasretle, özlemle gitmek istediğim bir bölge Karadeniz. Ve orada her gittiğimiz yaylada da tulum çalındı ve horon teptik. Tabii İskoç... ile alakalı da filmler izledim. Orada da bunu biliyorum. Armonika değil, trompet değil, C, gayda diyorum. Doğru cevap, gayda, onaylıyorum. Oho, hepsini söylediniz. Peki C şıkkına bakalım. Doğru cevap mı? Gayda cevabı size 5000 lira kazandırdı. Harika. Yeni üçlemenin değeri 15.000 lira. Tamam mı? Devam mı? Devam diyorum. Devam. Evet, 15.000 liralık üçlemeyi tarih sahnesiyle açacağız. Sorunuz oradan gelecek. Unutmayın, jokeriniz var. Bu üçlemede de bir kez dönebilirsiniz Tufan Hoca'ya. Tamam? Tamam. Hadi dönelim bakalım şimdi
Tarih sahnesinden ne gelecek? Ben bir Amerikalıyım. Beni ben yapan en önemli özelliğimse beyaz olmam. Amerikan İç Savaşı'nda Başkan Lincoln köleliği kaldıracağını açıkladı. Konfedere devletlerinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarımda köleliğe. Savaş bittiğinde serbest bırakılan kölelere beyazların toprakları verilmeye başlandı. Anayasadaki değişikliklerle eyaletleri yeniden yapılandırmaya giriştiler. Güney çalkalanıyordu. Siyahiler haklarını aramaya başladılar. Sesleri çıkıyor, özgürlük, iş, adalet diye haykırıyorlardı. Bizimle aynı kefeye konmak istiyorlardı. 1865'te Tennessee eyaletinde kurulan gizli bir örgüttük. Kurucularımız büyük büyücü General Forrest, bir grup konfederasyon gazisi, asker ve siyasetçidir. Sembolüm ise yanan haçtır. Afrika kökenli Amerikalılar ve diğer göçmenlere karşı beyaz üstünlüğü savunuyorduk. Katolikler ve Yahudiler de yeterince beyaz olamazlar. Ama özellikle siyahiler, onlar bizim en büyük düşmanımızdı. Yüzlerce yıl boyunca kölelik yaptıktan sonra takım elbise giyip bizlerle aynı işi yapabileceklerini sandılar. Oy vereceklerini, toprak sahibi olacaklarını sandılar. Kontrol altında tutulmaları ve iplerinin sıkılması gerekiyordu. Fakat kanlı çözümlerimiz vahşice bulunup örgüt dağıtıldı. Biz de bazı eyaletlerde farklı isimlerle etkinliklerimizi sürdürdük. 1915'te Bir Ulusun Doğuşu adlı film çekildi. Amerikan tarihinin en uzun metrajlı filmi oldu. Tarihimiz anlatılıyor ve örgütümüzün kahramanlığı gösteriliyordu. Film o kadar izlendi ki örgütümüz bir anda popüler oldu. Merkezileştik ve Ulusal Kardeşlik Örgütü'ne evrildik. Bu cübbeyi giyiyorum çünkü ben kutsal bir görevin muhafızıyım. Bu cübbeyi giydiğimiz anda kurallara uymuyor, cezalandırılmaktan korkmadan o sefillere hadlerini bildiriyordu. Şiddet bizim en büyük silahımızdı. İsyancıları korkuttuk, onlara işkence yaptık. Hak edenlerin cezalarını verdik. Gerektiğinde evlerini yaktık, topraklarını yağmaladık. Gerektiğinde onları astık. Şimdi soruyorum sana. Kimiz biz? Sanatçımız soydan soydaşa çok teşekkür ediyoruz. 1865'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ırkçı örgüt hangisidir? A. Asala, B. Ku Klux Klan, C. İrgün. Evet, bu soruyla ilgili bir fikrim var. Asala Ermenilere ait bir örgüt. Bu yüzden Asala değil, İrgün'de olmadığını düşünüyorum. Bu soruyla ilgili cevabım B şıkkı Ku Klux Klan. B şıkkını onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Doğru cevap Ku Klux Klan'dı. Şıklar hakkında biraz daha fikir sahibi olmak ister misiniz? Tufan Hoca'ya soralım. Buyurun. Evet, Asala örgütü 70'lerin başında ortaya çıkmış ve özellikle Türk dış temsilciliklerine yönelik tetiş hareketlerinde bulunmuştu. Ve bu Avrupalı devletler tarafından da hep sempatiyle karşılanmıştı ama sonra onlar ayaklarına dolaştı. İrgün örgütü de İsrail'in kurulması sürecinde
Filistin bölgesinde faaliyet gösteren bir örgüttür. O da ilk tetiş hareketlerini aşağı yukarı Filistin'de başlatan örgütlerden biridir. Ku Klux Klan'ın hikayesini de değerli sanatçımız anlattı ama hepsinden ortaya çıkan şöyle bir sonuç var. Irkçılık bizim milletimize ve devletlerimize asla bulaşmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu düşününüz ki üç kıtada at koşturuyor, üç kıtada yönetim tecrübesini ortaya koyuyor ve acı bir şekilde de dağılıyor. Yani son yüzyıl, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin dağılma süreci ama ırkçılığın hiçbir işareti görülmüyor. Çünkü hem bizim dinimiz hem kültürümüz ırkçılığı reddeder. Zenci olmak, siyah olmak ya da Sudanlı olmak, Afrikalı olmak bizim için öncelikle Bilal-i Abeşi ile sempati bulur. Sonra Arap olmak Hazreti Muhammed ile beraber bir sempati bulur. Müslüman olmak zaten bizim için kafidir. Müslüman olmayanlar da Cenab-ı Allah'ın bize emaneti olduğu için zimmi hukuku çerçevesinde bizim onları korumamız, kollamamız gereken insanlardır. Ne mutlu bize ki ırkçılık hiçbir şekilde bize bulaşmamıştır. Dinimiz ve kültürümüz de buna izin vermemiştir. Teşekkürler hocam. Evet, 15 bin liralık üçlemede ilk soruya doğru cevap verdiniz. Güzel ilerliyorsunuz, jokeriniz duruyor ve şimdi ikinci adımı okuyorum. İtalyanca'dan dilimize geçen ve çok konuşan, çenesi düşük anlamına gelen kelime hangisidir? A. Çaçaron, B. Geveze, C. Zevzek. Evet, bununla ilgili de zevzek olduğunu düşünmüyorum. Bu argo dilde bunu sık kullanıyoruz. Çok konuşan insanlara, boş konuşan insanlara genellikle verilen Türkçe bir deyim olduğunu düşünüyorum. Geveze de yine aynı şekilde. Çok konuşan, boş konuşan, anlamsız konuşan insanlara söylediğimiz bir tabir. Sanki A. Çaçaron böyle İtalyanca'ya daha yakın. ve onu öyle olduğunu düşünüyorum. Çaçaron diye düşünüyorum. A şıkkı evet. Diyecek misiniz? A şıkkı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sunay Bey, hiç bahsetmediniz. Sizin çocuğunuz var mı? Evli misiniz? Ben evliyim. Eşim Antalya'da bir ortaokulda müdür yardımcılığı görevini yapıyor. Kendisi resimci, ressam sanatçıdır. Sanatçı bir aileden gelmiştir. İki tane de çok güzel evlatlarım var. Biri 19 yaşında bir oğlum Akboto Eren ve de 13 yaşında Ayperi isminde bir kızım var. İkisi de dünyanın bana göre, her babanın evlatları kendine göre çok tatlıdır ama dünya tatlısı evlatlarım var, Allah'a şükürler olsun. Eşim de çok güzel bir insandır, Aybüke Hanım. Bu şekilde iki evladım var. Oğlum da yetiştirdim, yanında çalışıyor artık. O da iyi bir sporcu olma yolunda, iyi bir dalgıç eğitmeni olma yolunda, iyi bir kaptan olma yolunda beraber çalışıyoruz. Umarım kızımı da düşünüyorum. Deniz çünkü çok güzel bir sevda. Tahmin ediyorum o da küçük yaşlardan beri yüzmeyi ve dalmayı seviyor. Tahmin ediyorum o da aynı yolda yürüyecek diye umut ediyorum. Ama yine de kendisi bilecek. Kendi kararını kendisi verecek. Ne güzel, ailenizden, çocuklarınızdan sevgiyle bahsediyorsunuz. Evet, şükür. Evet, 15 bin liralık üçlemede geldik üçüncü soruya. Bir jokeriniz var. Doğru cevapla 15 bin lira sizin. Hadi bakalım görelim soruyu. Kanada'da yaklaşık olarak kaç göl bulunmaktadır diye soruyoruz size. A 30 bin, B 300 bin, C 3 milyon. Evet, Kanada'da çok göl olduğunu biliyorum. Ama şıklarda yüksek rakamlar. Bu konuda biraz net bir kararım yok ama düşünmek istiyorum. 30 bin olabilir. 3 milyon çok iddialı bir rakam. 3 milyon olduğunu düşünmüyorum. 300 bin de çok ciddi bir rakam. Yani A şıkkında bir mantıklı olabilir diye düşünüyorum. 30 bin olarak düşünüyorum.
Joker'iniz var. Joker'im var. 3 milyon asla çok büyük bir rakam. Yani 30 bin ile 300 bin arasında değerlendiriyorum ama 300 bin de çok afaki bir rakam. 30 bin de az bir rakam değil. Tufan Hocam'ın güzel sesini bir duymak istiyorum. Yarışma başladığından beri kendisiyle sohbet edemedik. Bilgisinden, iliminden istifade edemedik. Bu soruda Tufan Hocam'a danışayım ben. Evet. Tufan Hocam, sizin güzel sesinizi duymak isteyen bir yarışmacımız var. Ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Kanada çok fazla kar aldığı için tabii neredeyse her yerde su birikintisi var. Ve bu su birikintileri de pek çok yerde birikinti olmaktan çıkıyor, göle dönüşüyor. Dünyadaki toplam göllerin %60'a yakını da Kanada'da bulunuyor. %60'a yakını? %60'a yakını ve düşününüz ki o büyük coğrafyanın neredeyse %9'u göllerle kaplı. Bunlar irili ufaklı göller. Tabii insan imreniyor da yani o göllerden birkaçı da bizde olsaydı diye imreniyor ama coğrafya bazen bir kader olabiliyor. Sunay Bey'in tahmininin çok 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 üstünde, o 30 bin iyi bir rakam diyor ama 30 binin çok 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 üstünde bir rakam Kanada'da bulunuyor. Dolayısıyla ben A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Hocam güzel açıklamalarınız için teşekkür ederim. Coğrafyanın da büyüklüğü göz önüne alınırsa benim bu açıklamalarınıza göre ve coğrafyada göz önünde bulundurduğumuza göre 3 milyon olarak değerlendirmek istiyorum ben. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, evet. Bakalım. Az kalsın. Yanlış çok, cevaba yönelecektiniz, evet, evet, değil mi? Çok inanılmaz bir... Ben coğrafyayı da severim aslında. Dağları, gölleri severim ama bu rakam gerçekten çok yüksek, inanılmaz bir rakam yani. Evet. Belki 300 bin hani afaki denilebilir ama 3 milyon çok ciddi bir sayı. 15 bin lira kazandınız. Sıradaki üçlememizin değeri 50 bin lira. Sunay Bey, 15 bin alıp gidecek misiniz? 50 bin lira için yarışacak mısınız? Tamam mı? Devam mı? Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir yarışma süreci oldu. Bazen zorlandım, sorular oldu ama yine de güzel bir yarışma oldu. Aslında gönlüm devam etmekten yana ama düşünüyorum acaba bu kadar yeterli olsun mu diye de düşünüyorum işin doğrusu. Bir tarafım da devam etmem gerektiğini söylüyor. En azından buraya kadar gelmişken daha önce de söylediğim gibi ben bu alacağım meblağı madde bağımlısı çocuklar için kullanmayı düşünüyorum. Kendi hırslarım için de bu parayı da feda etmek istemiyorum işin doğrusu. Aslında ayrılmak istiyorum diyebilirim yani. O halde tamam mı diyorsunuz? Tamam diyorum. Peki. Hayırlı olsun. Güzel bir amaç uğruna yarıştınız ve iyi de bir rakam kazandınız. 15 bin lira. Çok teşekkürler Sunay Yıldız. Ben teşekkür ederim. 3'te 3'ten 15 bin lirayla ayrılıyorsunuz. Antalya'ya selamlar. Selamlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hayırlı geceler. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Seçil Gültekin geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelirken kalp attınız, ben de şimdi evet, sizi çok seviyorum çünkü o yüzden. Teşekkür ederim. Seçil Gültekin, sizi tanıyalım. Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Fakültesi makinistlik mezunuyum. 24 yaşındayım, yeni mezun oldum. Makinistsiniz. Evet, makinistim. Çalışıyor musunuz? Yani kendi işimi yapmak istiyorum, yeni mezun oldum. Atama bekliyorum diyelim. Kendi işimi yapmayı çok istiyorum gerçekten. Zaten isteyerek seçtiğim bir bölümdü. Peki kadınlar makinist olabiliyor. Ben hiç karşılaşmadım. Çok var mı? 8 tane var Türkiye'de. Ben de zaten ekstrem bir bölüm istedim açıkçası. Seviyorum yani. Bu olmasaydı da herhalde kaptan olurdum. Evet. Araçlara ilgim var. Çocukken hayaliniz miydi? Hep arabalarla oynardım. Arabalarla bebeklerle oynamazdım, evet. Araba yarışları oynardım. Çok seviyorum araçları. Siz biraz daha sanki böyle hani erkeklere yakıştırılan, evet, oyunların içindeymişsiniz. Peki eğer
kullanmaya başlarsanız, yani aktif şekilde mesleğinizi icra ederseniz nereden nereye tren kullanacaksınız? Doğu Ekspres'i sürmeyi çok istiyorum. Doğu Ekspres'ine binmeyi ben de çok istiyorum. İnşallah ben kullanırım, siz de misafirim olursunuz. İnşallah, inşallah. Peki biraz daha anlatır mısınız? Mesela okulunuzda hangi dersleri görüyorsunuz? Makinist olmak için ne yapmak lazım? Yani şöyle ki genelde sayısal alanlarımız mühendisliğin alt dalı olarak geçiyor. Açıkçası çok kolay bir bölüm değil. Kız sayısı da çok az. Hani çoğu dersimde tek kadın olarak girdim derslerime. 90'a 1 olduğum bile olmuştu yani. Ama güzeldi, keyifliydi yani. Umarım bir an önce aktif çalışma hayatına girersiniz siz de. İnşallah, gerçekten. Evli misiniz? Hayır, bekarım. Bekarsınız. Hı-hı. Nerede oturuyorsunuz? Eskişehir'de yaşıyorum. Ailem Bursa'da yaşıyor. Yani şu an hayatım Eskişehir'de devam ediyorum. Hani bir atama durumu olursa inşallah ayrılabilirim. İlgi alanlarınız arasında hangi bölümler var? Yüzüyorum çocukluğumdan beri. Yüzmeyi çok seviyorum. Tarih seviyor musunuz? Tarih lisede çok severdim. Tabii biraz zaman geçince hani unutulabiliyor. Ama bilgi yarışmaları çok izledim çocukluğumdan beri. Yani kendime güveniyorum ama büyük konuşmak da istemiyorum. O zaman sorulara geçelim. Bakalım nasıl bir performans göstereceksiniz? İnşallah. Seçil Gültekin için 3'te 3 başlıyor. Deyime göre yaptığı bir iyiliğin acısını çıkarırcasına davranan biri kaşıkla verdiğini hangisiyle geri alır? A. Bardak, B. Çatal, C. Kepçe. Kepçe yani ben öyle düşünüyorum. Onaylıyor musunuz? Yani onaylıyorum, onaylıyorum. Bakalım. İlk düşündüğüm her zaman doğrudur. İkinci sorudayız. Tamam. Bir yerin güvenliğine çok özen gösterildiğini anlatmak için orada ne uçurtulmadığı söylenir. A. Uçurtma, B. Kartal, C. Kuş. Yani uçurtma olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istiyorum. Aslında biliyorum ama heyecanı yaşamak istiyorum. Kartal'ı eliyorum. Kartal değil. Kuş. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sıradaki soruyla üçlemeyi tamamlayacaksınız ve jokeriniz var. Unutmayın, ihtiyaç duyarsanız Tufan Hoca'ya dönelim. Görevlilerin meslek yaşamlarındaki çalışma durumlarının işlendiği dosyaya ne ad verilir? A. Kariyer, B. Zabıt, C. Sicil. Yani bu soruyu da biliyorum ama sonuç olarak bir joker hakkım var bir soruda. Tufan Hocam'la da bu arada sohbet etmek istiyorum. O yüzden Tufan Hocam'a sormak istiyorum. Hocam ne güzel, keyfi şekilde sizinle sohbet etmek istiyor yani. Yarışmacımız. Ben de seve seve B şıkkını eliyorum. Evet, teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Yalnız bu sohbet kısa sürdü. Evet, Tufan Hoca çok ama zor sorularda, evet, ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Tamam. A mı C mi? A şıkkı diyorum. A şıkkı mı diyorsunuz? Onaylıyor musunuz? C şıkkı diyorum. C şıkkı diyorsunuz, onaylıyor musunuz? Çok korktum. Cevap verin. Onaylıyorum. Hangisini, C şıkkı? C şıkkı. Pekala. Ya çok korkuttunuz beni. Ben sizi korkutmadım. Ne oldu? Bakalım C şıkkı mı doğru, A şıkkı mı? Ama gidiyordunuz. Evet. Siz peki başından beri A şıkkı diye mi düşündünüz yoksa yanlışlıkla mı söylediniz bunu? A şıkkı diye düşündüm. Hocam size doğru yerde dönmüş. Yani ben de çok şaşırdım. Demek ki soruyu hiç okumamış. Hayır, okudum ama çok heyecanlıyım. Ama dosyanın ismini sorduk. Kariyer dosyası olur mu? Her memurun, her çalışanın muhakkak bir dosyası olur. Onda hem disiplinle ilgili bilgiler olur hem de onun başarısı ve kariyeriyle ilgili bilgiler olur. Evet, haklısın. İnşallah siz de memur olarak atandığınızda sizin de bir sicil dosyanız olacak. Ve siz de kariyerinizde basamak basamak yükseleceksiniz. İnşallah, inşallah ama çok heyecanlıyım, ona veriyorum. Evet, pekala. 3'te 3 yaptınız, 1.000 lira kazandınız. Yeni bir üçleme var sırada. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Güzel. Seçil Hanım,
5.000 liralık üçlemede ilk soru gelsin. Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan maddeye ne denir? A. Uçucu. B. Çözücü. C. Seyreltici. Allah'ım, her şey çok zor görünüyor şu an bana. Yani mantık yürüteceğim şu anda, yorum yaparak ilerleyeceğim. Seyreltmek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buharlaşma özelliğinde seyrelmez. Çözücü, ya çözücü ya uçucu olabilir. Buharlaşınca uçuyor. Çok heyecanlıyım yani şu anda hiçbir şey, yani aklım durdu. Ben size bir şey diyeyim mi? Siz bir önceki sorunun şokuyla şu anda oturuyorsunuz orada. Bir kendinize gelin. Aslında almış olduğunuz eğitim çerçevesinde bu sorunun size çok kolay gelmesi lazım. Siz bu soruyu biliyorsunuz. Uçucu olabilir mi? Hızla buharlaşma özelliği olan maddeye ne adı verilir? Seyreltici eledim. Çözücü olabilir mi? Çözülünce ya uçucudur herhalde. Buharlaşınca uçmuş oluyor. Evet, bir de hani alanım sayısal. Evet. Çok heyecanlı. Jokeriniz de var, isterseniz kullanabilirsiniz. Tamam, veya daha son 10 saniyeye girdik. Bir şıkkı seçmeniz gerekiyor artık. Ben Tufan Hocam'a sorayım ya, riske atmayayım. Peki. Tufan Hocam. Aslında Seçil Hanım ne güzel bir mantık kuruyor değil mi? Yani buharlaşırsa diyor. Mesela kendince eliyor şıkları. Ben olsam B şıkkını hiç aklımın ucuna bile getirmem. B şıkkını eliyorum. Hocamız çözücü şıkkını eledi. A mı C mi? A şıkkı diyorum, onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım. Çok kolay bir soruda joker kullandım. Gerçekten kendime çok kızıyorum ama tamamen ortam. Öyle. İnsan bazen stresin esiri olabiliyor ama şimdi lütfen kurtulalım ve 5.000 liralık üçlemede ikinci soruyu okuyorum. Yaylı çalgılarda daha temiz bir ses elde etmek için yaya genellikle ne sürülür? A. Sabun. B. Zeytinyağı. C. Reçine. Yani şöyle söyleyeyim, yaylı çalgılar hani bir ağaç maddesi olarak düşünüyorum. Sabun hiç ilgi alanım değil müzik ama sabun olduğunu düşünmüyorum. Reçine biraz yakın geldi ama zeytinyağı da hani böyle bir kayma özelliği olabilir diye tahmin ediyorum. Reçine nedir? Reçine ağaçlarda oluşan bir madde değil mi? Hani öyle biliyorum ama yanlış mı biliyorum? Yo, doğru biliyorsunuz. Şu an bildiklerimi de unutuyorum. Yani ya iki şık arasındayım şu anda. Zaten joker hakkım da yok. Size de dönemiyorum hocam. Zeytinyağı ve reçin arasındayım. Yani reçin ederdim herhalde. Zeytinyağı da yakın geliyor. İkisi arasındayım şu anda. Biraz daha mantık yürüteyim. Yaya genellikle ne sürülür? Zeytinyağı, reçine. Yok ya, zeytinyağının sürüleceğini sanmıyorum. O zaman çalınmaz ki. Ben reçine demek istiyorum. C şıkkı. Evet. Onaylıyor musunuz? Yani risk alıyorum. Artık olmazsa da canım sağ olsun. Onaylıyorum. Bakalım. Ah Allah. Çok mutlu oldum. Pekala. Seçil Hanım, 5.000 lira kazanacağınız üçüncü sorudayız. İnşallah doğru cevap verirseniz. İnşallah. Ve bu kez sorunuz tarihsanesinden. Ay çok severim. Efendim, hafız bir babanın kızı olarak 1929'da Ankara Nallıhan'da dünyaya geldim.
Orta öğrenimimi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Edebiyata merakım lise yıllarımda şiirle başladı. Üniversiteden mezun olur olmaz Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yazmaya başladım. Bir süre sonra da Kaynak Dergisi'nde şiirlerim yayınlandı. O sıralar Ankara Radyosu bir sınav açtı. Ben de sınava girip kazandım ve radyoda çalışmaya başladım. TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'na kadar yükseldim. Fakat 1972 muhtırası sonrası TRT'ye uygulanan müdahaleler sebebiyle istifa ettim. 70'li yıllar itibariyle tek derdim yazmaktı. İlk romanım Ölmeye Yatmak. Türkiye'nin çalkantılı hayatını ve insanların hayatına yansımasını kaleme aldım. Yazdıklarım yoğun tartışmalarla birlikte birçok ödül de getirdi. Başarımın sırrı sadece seçtiğim konular değil, kendime has anlatım biçimimdi. Bir Düğün Gecesi romanım, Türk edebiyat tarihinin bağımsız iç konuşma tekniğiyle denenmiş ilk eseridir. Elbette baskı ve yasaklara da uğradım. Fikrimin İnce Gülü 4. basımında toplatıldı, hatta hakkımda dava açıldı. Neyse ki aklandım. Hatta devlet tiyatrolarında sahnelenen Çatı'daki Çatlak adlı oyunum yasaklandı. Öyküler, denemeler, romanlar, şiir ve anı kitapları ve tabii ki tiyatro oyunları yazdım. Çünkü tiyatroya merakım oldum olası vardı. Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucularındanım. Bir yandan da Meydan Sahnesi dergisini yayınlıyordum. Pek çok oyun yazdım. Özellikle 60'lar ve 70'ler oyun yazarlığımın en verimli dönemleridir. 1986'da İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldım. Sonrasında teröre karşı cesaretsiz ve tepkisiz oluşları istifama neden oldu. Velhasıl 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri kabul edildim. Acaba hiç kendim olabildim mi? Hiç kendimiz olabildik mi? Bilmiyorum. İnsanın son yurdu, son duvarı olan mezar, bedene dünya evinden daha sadıktır. 2020'de İstanbul'da hayata gözlerimi yumduğumda 90 yaşındaydım. Son yurduma, eserlerimin şehri olan Ankara'da defnedildim. Peki ya siz? Beni okuyabildiniz mi? Sanatçımız Gonca Yakut'a çok teşekkür ediyoruz. Fikrimin İnce Gülü ve Bir Düğün Gecesi gibi eserleriyle tanınan yazarımız kimdir? A. Nezihe Meriç, B. Adalet Ağaoğlu, C. Sevgi Soysal. Açıkçası... Yani Adalet Ağaoğlu'nun şu anda eserlerini düşünüyorum. Ve hadi keşke Joker'im olsaydı ama yok. Yani şu anda tarihleri açıkçası düşünmeye çalışıyorum. Geçen sene vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Nezihe Meriç ve Sevgi Soysal hakkında bildikleriniz neler? Ya da onlar ne zaman yaşadılar? Hayattalar mı, vefat ettiler yani mi biliyor musunuz? Yani aslında buradan sadece yalan söylemek istemiyorum. Adalet Ağaoğlu'nu tanıyorum. Yani o da edebiyat bilgimden hatırladıklarım kadarıyla. Yani şu anda aslında bilmiyorum ama nereden mantık yürütebilirim diye düşünüyorum. Üç seçeneğiniz var. Ya bir şıkkı seçersiniz. Doğru veya yanlış bakarız veya kırmızı butona basarsınız ve en son kazandığınız rakamın yarısıyla. Yani 500 TL. Yani 500 TL, evet. Yani 500 TL için gelmedim buraya açıkçası. Burayı da yaşamak istedim. Yani... Adalet Ağaoğlu... Çok yani çok yakın geliyor ama herhalde bugünden sonra bütün şıklardaki kitapları okuyacağım.
Aslında sanatçımızın performansında kıyafetleri ve görüntüsü, saçı tam da sorduğumuz yazarla örtüşüyordu. Evet, Adalet Ahaoğlu'nu yansıttı açıkçası bana biraz. Ama Nezihe Meriç de olabilir gibi geldi şimdi hani dış görünüşüne baktığım zaman. Süremiz işlemeye başladı. Ne demeliyim? Şu an, yani şu an tamamen içimden geçeni söyleyeceğim. Duyalım. Son 10 saniye. Nezihe Meriç diyorum. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala, bakalım doğru cevap Nezihe Meriç miydi? Ya of ya. Adalet Ağoğlu gerçekten diyecektim ya. Keşke deseydiniz. Ne yapalım? Sağlık olsun. Seçil Gültekin, çok teşekkür ederiz 3'te 3'e katıldığınız için. Sizi makinist olarak görmek isterim. İnşallah. İnşallah bir Doğu Ekspresi'nde karşılaşmak üzere. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Siz de bu heyecanı tatmak ve 500 bin liralık büyük ödül için yarışmak isterseniz başvuru adresimiz 3'te 3.tv. Görüşünceye dek hoşça kalın.